Kesirlerle ilgili problem çözmeye devam ediyoruz. Problemlerimiz artık yavaş yavaş zorlaşıyor. İlk problemimizi okuyoruz. Bir okuldaki 96 öğrencinin 8'de 3'ü kız öğrenci, diğerleri erkek öğrencidir. Bu okuldaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Şeklimizi çiziyoruz. Okuldaki 96 öğrenciyi tamamı 8 parçaya ayıracağız. Ayırıyorum. 4 8 parçaya ayırdık. 8'de 3'ü kız öğrenci olduğuna göre 3 parçası kız öğrenci. 3 parçayı şöyle gösterelim. Gösterdiğimiz kısım Kız öğrencilerin sayısı 8'de 3 yazıyorum. Şimdi şeklimi çizdikten sonra problemi çözmeye başlıyorum. Okuldaki toplam öğrenci sayımız 96 idi. 96'yı 8'e bölüyoruz. 8'de 3'ü kız öğrenci olduğu için. Evet. 9'da 8 bir defa var. 1 kere 8, 8. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 6 sayımızı aşağı da indiriyoruz. 16 oldu. 16'da 8 2 defa var. 2 kere 8 16. Ben bir parçayı bulmuş oldum. Kesirimde 12 çıktı. 3 parça kız öğrenci olduğu için 12, 12, 12 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. 36 kız öğrenci. Yine problemimizin sonuna dikkat ediyoruz. Erkek öğrencileri bize soruyor. O zaman okuldaki tüm öğrenci sayısından kız öğrencilerin sayısını çıkardığım zaman geriye erkek öğrenciler kalacak. 96 öğrencimiz vardı. Kızları bulduk 36 sayı, 36 kız. Çıkartıyorum. 0. 60 erkek öğrenci var. İkinci yolu da göstereyim yine. Okuldaki toplam öğrenci sayımız 96 idi. Bu birinci yol yazalım şuraya. Siz hangi yolu tercih ederseniz, hangisi kolayınıza geliyorsa o yoldan gidebilirsiniz. 96 öğrencinin 8'de 3'ü kız öğrenciydi. Yine 8'e önce bir bölelim 96'yı. Yukarıda bölmüştük zaten. Tekrar yapalım. Evet. Kesirimizde bir parça 12 çıkıyor. Erkek öğrenciler 5 parça. Çünkü 3 parçası kız öğrenciydi. Toplam kesirimizin yani tamamı 8'de 8 olduğuna göre 3 parçası kız öğrenci olduğu için Geriye kalan 5 parça erkek öğrenci sayısını veriyor. O zaman ben hiç kızları bulmadan erkek öğrencileri direkt ben bulayım. 5 parça kız, erkek öğrenci olduğu için 12 ile 5 çarpıyorum. 5 kere 2 10 elde var 1 5 kere 1 5 bir de elde 6 60 erkek öğrenci var. Evet. Üstteki yolda da 60 bulmuştuk. Alttaki yolda da. Şimdi diğer problemimize geçelim. Bu kez farklı bir problem karşımıza çıktı. 5'te biri 8 tane olan portakalların tamamı kaç tanedir? Bundan önce çözdüğümüz problemlerde çokluğun tamamını biliyorduk. Yani bir okuldaki kız öğrenci, bir okuldaki toplam öğrenci sayısını biliyorduk. Ya da Burcu Hanım'ın kaç lirası olduğunu tamamını biliyorduk. Fakat burada Portakalların tamamını bilmiyoruz. Zaten bize portakalların tamamını soruyor. Ne kadarını biliyoruz? 5'te birini biliyoruz. Şimdi portakallar için bir şekil çizelim, bir kasa yapalım ve kesirimize uygun şeklimizi çizelim. 5 parçaya ayırıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Bir parçası 8 taneymiş. Hemen bir parçasını şöyle tarayalım. Evet bir parçası 8 tane yazıyorum. Şimdi portakalların tamamını bulmak istiyorum. Kesirimize baktığımızda 5 parça var. Bir parçası 8 olduğuna göre 8 ile 5'i çarparım. 5 kere 8 40. Demek ki kasamızda 40 portakal var. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Diğer problemimize geçelim. Bu problem biraz daha zor. Diğerinden. 9'da 3'ü 15 lira olan paranın tamamı kaç liradır? Şimdi hemen şeklimizi çizelim. Sizlere daha önce söylemiştim. Kesirler, kesir problemlerini çözerken şekil veya resim yaparsanız çok kolay çözebilirsiniz. Ama Şekil çizmeden ya da resim çizmeden problemi çözmeye çalışırsanız sizin için daha zor olur. Ben hep şekil çizerek çözüyorum. 9'da 3'e 15 lira olan para. Yani ben şimdi 9'a bunu bölüyorum. Şöyle 3 parça şöyle böleyim. 3 parçada yandan bölersem 9 parça olacak. Evet. Şimdi 3 parçayı tarıyorum boyuyorum. 1, 2, 3 parça. Şimdi bu problemin diğerinden zor oluşum sebebi az önceki problemimizde bir parçanın kaç olduğunu biliyorduk. Fakat burada 3 parça var. Bir parçayı bilmiyoruz. Benim ilk önce problemde paranın tamamını bulmak için bir parçayı bilmem gerekir. O yüzden 3 parça 15'miş. Şu 3 parçayı şöyle bir göstereyim. Şu 3 parça 15'miş. Ben şimdi önce bir parçayı bulmalıyım. 15'i 3'e bölüyorum. 15 3 5 kere var. 5 kere 3 15. Evet şimdi bir parçayı buldum. Bir parçamız 5. Artık problem çok kolay çözülecek. Şimdi paranın tamamını bulmak istiyorum. Ne yapıyorum? Paramızın tamamı 9 parçaydı. Bir parçayı buldum 5. 9 ile 5'i çarparsam 9 kere 5 45. Paramızın tamamı 45 lira oldu. Evet son problemimize bakalım. Yine burada tamamı bilinmeyen bir çokluk var. Erikler var. Fakat bize verilen ipuçlarında 7'de 3'ü 24 tane olan erikler. İlk önce biz bu erikleri bir bulalım. Ondan sonra bir de bu erikler bir kısmı satılmış. Yani yapacağımız bir hayli iş var. Ama problem çözerken yine size bir tavsiyede bulunayım. Aşama aşama sıra sıra problemin üzerinde işlemlerinizi yaparak problemin sonuna kadar gidin. Ve problemin sonuna çok dikkat edin. 7'de 3'ü 24 tane olan erikler. Hemen kesir problemlerinde her zaman olduğu gibi şeklimizi çizelim. Kesirime bakıyorum. 7'de 3'ü. Yani ben bunu 7'ye keseceğim. Şöyle dikkatlice kesmeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kontrol edeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayırmışız. 3 parçayı hafifçe tarıyorum. Evet, şeklimiz hazır. Şimdi bakalım. 3 parça 24 taneymiş. Şöyle 3 parçayı 24 olduğunu sizlere göstereyim. Ne yapacağım? İlk önce bir parçayı bulmalıyım. Şu bir parçayı bulmak için 24'ü 3'e bölüyorum. Evet. 24 ile 3, 8 defa var. 8 kere 3, 24. Şimdi bir parçayı buldum. Bir parçada 8 erik var. Şimdi eriklerin tamamını bulacağım. Kesrimizin alt paydasına baktığımızda 7 olduğunu görüyoruz. Yani biz bu eriklerin kasasını 7'ye bölmüştük. Bir parça 8 olduğuna göre 8 ile 7'yi çarpıyorum. Eriklerin tamamını bulacağım. 7 kere 8 56. Şimdi eriklerin hepsinin sayısı 56 olarak çıktı. Yine problemimizin sonuna e, bu aşamaları yaptık. Sonuna doğru ilerliyoruz. Eriklerin 19 tanesini Hüseyin 7. Şimdi 19 tanesini yemiş. Eriklerin tamamı 56 idi. 56'dan 19'u çıkartıyorum. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Komşuda 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 37 erik kalmış. Son problemimizi bir daha inceleyelim. 7'de 3'ü 24 tane olan eriklerin 19 tanesini Hüseyin 7. Geriye kaç tane erik kaldı? Ne yaptım? İlk önce her zaman olduğu gibi kesirlerle ilgili resmimi çizdim. Kesirime baktım 7'ye bölünmüş. Ben de şeklimi 7'ye böldüm. 3 parçası 24'müş. 3 parçayı taradım. Sonra bir parçayı bulmak istiyordum. 24'ü 3'e böldüm. 3 parça olduğu için 3'e böldüm. Ve bir parçayı buldum. 8. Sonra eriklerin hepsini buldum. 8 ile 7'yi 7 parça olduğu için çarptım. 56 çıktı. Ve 3. aşamada da Hüseyin 19 tanesini yediği için Toplam erik sayısından Hüseyin'in yediklerini çıkardım. Geriye kalan erikleri bulmuş oldum.